Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kolay hem de gösterişli bir çalışma yapacağız. Bugün ben kahverengi ve de fıstık yeşili dediğim renklerden bir model çalışacağım sizler için. Çok az boncuk gidiyor zaten arkadaşlar, yani birer dizi bile gitmiyor bunlar. Onun için çok da uygun fiyata geliyor bu tip takılar. Şimdi iki çeşit boncuğum var. Kum boncuk, hapishane boncuğu, çek boncuğu diye satılan boncuklardan bunlar arkadaşlar. Aparatlarım var. Papağan kapatmam var. Halkalarım var. Biraz zincirim var uzatma için. Ve bir uç aparatım var. Daha sonra bu şekilde bir ipim var. Bu sağlam ip, takı ipi diye satılan iplerden. Bu şekilde boncuk iğnelerim var. Farklı markalar olabilir bunlar. Makasım, pensem ve çakmağım var arkadaşlar. Bütün malzememiz bu kadar. Hemen çalışmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi çalışmaya başlayacağız. Öncelikle iğnemizden ipimizi geçiriyoruz. Kahverengi ipi kullanıyorum bu kez. Şimdi şurada biraz bırakıyorum pay. Elimde tutuyorum. Epeyce yaklaştırdım istek üzerine arkadaşlar. Benim gibi zor gören orta yaşlı hanımlar için özellikle. Şimdi bu şekilde ipimi aldım. Buradan 8 tane kahverengi boncuğumu alıyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Geçiriyorum. Daha sonra burada bir tane düğüm yapıyorum. Daha sonra tekrar şu başlangıç kısmından geçerek bir düğüm daha yapıyorum. Sıkıştırıyorum burayı. Hemen ilk başladığım yerden devam ederek ikinci kez boncuklarım içinden geçiyorum. Bir tane boncuğum kalana kadar. Şimdi burada bir tane boncuğum kaldı. İkinci sırada geçmediğim. Şimdi buraya geldiğimde bakın 8 tane boncuktan oluşan bir halkam var. Şimdi bir iki tane yeşil alıyorum arkadaşlar. En son kahverengi boncuktan geçiyorum. Gerçekten çok kolay arkadaşlar. Geçtim. Şimdi dönüyorum. İki tane kahverengi boncuk alıyorum. Kahverengiden geçmiştim biraz önce. Şimdi hemen dibindeki yeşilden geçiyorum. Yerleştirdim. Tekrar dönüyorum. Bir tane yeşil, bir tane kahverengi boncuk alıyorum. Yeşilden geçmiştim. Şimdi kahvenin içinden geçiyorum. Karşıya geliyorum. Sonra tekrar dönüyorum. Ben dönerek çalışmayı seviyorum arkadaşlar. Dönmeden de çalışabilirsiniz. Bir, iki tane yeşilimi alıyorum. İlk sırada yaptığım işlem arkadaşlar. Yani şuradaki. Kahvenin içinden, bakın buradan geçmiştim. Bir sonraki kahveden geçiyorum. Sıkıştırıyorum ve çeviriyorum. İki tane kahvemi alıyorum. Yeşilin içinden geçiyorum. Dönüyorum. Bir yeşil, bir kahve. Yani tamamen 3 sıradan oluşuyor bu arkadaşlar model. Hep aynı 3 sırayı tekrar ediyoruz. Şimdi ikinci 3 sıram bitti bakın. Hemen tekrar dönüyorum. Neydi? İlk sıramız 2 yeşil.
Döndürdüm. 2 kahve. Döndüm. 1 yeşil. 1 kahve. İnanılmaz kolay bir model. Bakın. Böylece zikzakların içinden geçen yeşiller ortaya çıkıyor. Gördünüz mü? Evet, şimdi daha sonra şunu takıp buradan takıp evet arkadaşlar, buradan geliyorum tekrar. Kahvelerin içinden yine geçeceğim. Şöyle çevireyim. Daha rahat batıyorum. Evet, bu şekilde geçtikten sonra kesiyorum buradan. Bu şekilde baş kısmını sabitlemiş oldum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde devam edeceğim çalışmaya. Evet arkadaşlar, bu şekilde çalışarak 15-16 santim kadar, siz gözlük zinciri ya da başka bir yerde kullanacaksanız bunu daha uzun yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ben modelimi çalışmış oldum. Bakın, hem çok zarif hem de çok güzel bir model. Farklı renklerde de yapabilirsiniz siz isterseniz. Şimdi sona geldiğimizde arkadaşlar, bakın şimdi son kısma geldim. Şöyle yine 8 tane boncuğumu alıyorum. 1 2 Pardon arkadaşlar, 7 tane boncuğumu alıyorum. Bir tane de burada var ya, onu saymayı unuttum. Evet. Şimdi bu şekilde geliyorum, bakın. İkinci kahveden geçiyorum. Bu şekilde. Sonra tekrar ilk baştaki kahveye geliyorum, şuradaki. Yine bir tur atacağım kahvelerin etrafında, içinden geçerek tabii ki. Daha sonra düğüm atarak bitiriyorum. Daha sonra buradan keseceğim. Paylı kesiyorum ve yapıştırmaya çalışıyorum buraya arkadaşlar. Şimdi bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. İki tarafında da halkamız var, her zamanki yaptığımız gibi. Şimdi buradan diğer aparatlarımızı alabiliriz. Hemen bir tarafa papağan ve halkamızı takacağım. Evet, buraya halkamızı taktık. Sıkıştırıyoruz. Şimdi herkesin bileğine olsun diye arkadaşlar, diğer halkamızı alıyoruz. Açıyoruz. Halkamıza takıyoruz. Sonra zincirimizi geçiriyoruz. Ve sıkıştırıyoruz. Bu halkalarım oldukça sert, onun için zor sıkışıyor arkadaşlar. Evet, şimdi buraya taktıktan sonra da uç kısmına özellikle bir tane daha halka alıyorum ve aparatımı takacağım, hoş bir görüntü olsun diye. Bismillah.
takamadım. Evet. Bazen böyle aksilikler olabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi biraz zor da olsa taktım. Bir halka burada, bir halka burada, bir halka burada olduğu için 3 opsiyonlu takılabilecek bir bileklik yapmış olduk. Daha sonra bakın, benimki mesela ortadakini ancak olacak bileğim. Bu şekilde hazırlamış olduk modelimizi arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.